Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Kayseri Koca Sinan'dan devam ediyoruz. Yanımızda Specialty'nin kurucusu Ekrem Kılıç Bey bulunuyor. Merhabalar Ekrem Bey. Merhabalar. Evet, öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ondan sonra Specialty'nin kurulum hikayesinden bahseder misiniz değerli Tabii. izleyenlerimize? Ben Ekrem Kılıç. 1988 yılında Almanya'da doğdum, Hof şehrinde. Çok güzel. 2008 yılında kahve sektörüne girdik. 2010 yılında da Bubble Tea ile tanıştık. Çok da güzel yaptınız tabii ki. Biliyorsunuz son zamanlarda demeyeyim de, son yıllarda Bubble Tea'ye çok fazla talep olmaya başladı ve çok fazla konuşulmaya başladı. Evet. Ki bunu da herkes alayıyla yapamıyor. Aynen. Siz bu alayıyla yapan ender firmalardan birisiniz. Evet. Bu hikaye nasıl başladı? Nereden yöneldiniz de Bubble Tea hayatımıza girdi? Bubble Tea dediğimiz gibi 2010 yılında hayatımıza girdi. Hı-hı. Bunu özel eğitimlerini, lisanslı eğitimlerini alıp kendi ürünlerimize kattık. Evet, Almanya'da başladın mı bu eğitimler? Almanya'da başladık, evet. Evet. Ondan sonrasında Türkiye'de de yayılmaya başlayınca dedi ki, eşim de Kayseri'li olduğu için dedik, Kayseri'ye bir şube açalım. Memleketimizin katkısı olsun değil mi? Evet. Türkiye'mizde bir başlangıç yapalım dedik. Çok da güzel yapmışsınız. Tabii sevgili izleyenler, Bubble Tea deyince, Bubble Tea ve Coffee dediğimiz zaman çok fazla ürün yelpazemiz var. Birbirinden renkli, lezzetli, damak tadına uygun. Herkesin damak tadına uygun damak tadı renkler var değil mi? Evet. Biraz bahseder misin? Çeşitlerimiz nelerdir? Bunlar yeşil yasmin çayıyla oluşan bir iki sektörde, yani üç aşamada var. Birisini sütlü yaparsınız veya yeşil çayla veya siyah çayla. Bu müşterinin kendi zevkine göre. Tabii, ne istiyorsa. Hangisini istiyorsa. Çeşitli meyvelerimiz var. Onları istedikleri gibi karıştırabiliyorlar. Evet. Çok Baba da... Tea deyince burada rica şey. Dedim şekerleme. Evet, bunlar nişastadan oluşuyor. O çok güzel. Aynen. Tamamen tabii sağlıklı. Evet. Ürünler. İçine de işte sosu gelir. Ondan sonra çayını seçerler. Bu şekilde ve çok şükür burada çoğu kişi de beğeniyor yani bizim yaptıklarımızı. Çok farklı bir tat getirmişsiniz değil mi? Kayseri'ye bir lezzet getirmişsiniz. Evet, aynen öyle. Yani demek ki burada böyle bir şeyin eksikliğini fark ettiniz. Evet. Yıllarca gele gele. Buraya tatile geliyorduk biz. Ha, tabii memleketiniz olmuş. Aynen. Eşinizin memleketi olmuş. Eşimin memleketi. Ben aslında Hataylı. Evet, ne güzel. Geçmiş Gelip olsun buraya bu işte eksikliği görünce dedik ki tamam, tam sırası. Değil mi? Evet. Ama tahminimizi sadece burayı da kısıtlı kalmayacak herhalde. Farklı Yok. Projelerimiz var tabii değil mi? Tabii ki de var. İlerleyen yıllarda inşallah. Neler düşünüyoruz? Genişlemeye çalışıyoruz yani. Peki farklı projelerde mi yer almak istiyorsunuz yoksa Specialty markasını tüm Türkiye ya da Avrupa'da birçok noktaya tekrar marka ismi olarak yaymayı mı planlıyoruz şimdi? Evet, neler asıl getiririz? Hedefimiz o. Çalışmalarımız da var şu an. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda franchise olsun veya kendi ismimiz hakkı olarak açacağımız yerler de var. Açılmaya başlıyoruz. Tabii bu lezzeti, bu tatları bozmadan sevgili izleyenler aynı şekilde Kayseri'de ve Almanya'da olduğu gibi tabii ki. Evet. Çünkü çok önemli, biliyorsunuz franchising diye geçmek lazım. Lezzet ve kaliteyi bozmadan aynı şekilde o isim hakkını alıp ondan sonra bir şekilde bunu yürütmek çok önemli bir şey. Aynen. Belki de diyorsunuz ki Specialty ailesi olarak hem Türkiye'nin birçok noktasında, şehrinde belki de Avrupa'nın birçok noktasında bizi temsil edeceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Evet. Peki bildiğimiz kadarıyla siz bunun eğitimini aldınız. Yani şimdi Bubble Tea derken birçok insan bu sektöre atılıyor. Eğitimlerini de alıyor ama bunun bile eğitimi gerçekten iyi bir yerden almak lazım. Tabii bildiğimiz kadarıyla siz gayet iyi eğitim almışsınız, ustalarından almışsınız. Evet, sertifikalı eğitimini aldık. Tayvan, bu 1980 yılında başlayan bir Bubble Tea hikayesi. Aslında bunu çocuklara çayı sevdirme amaçlı yapılmış bir içecek. Aa, ne güzel. Ondan sonrasında işte günümüz ilerledikçe bu içerisine gelen bu topçukların aromaları değişerek, meyveler değişerek, gelişerek yıllar geçtikçe bunları insanlara sunuyorlar. Biz de o kişilerden eğitimimizi aldık, sertifikalı. Çok şükür işimizi de severek yapıyoruz. Onu görüyoruz zaten. Ve sonuçta bizim halkımızı kandırmamamız lazım. Yani kimseye işimizin hakkını vermemiz lazım. Sevgiyle yapmak çok önemli bir şey. Aynen. Ne kadar güzel değil mi sevgili izleyenler? Evet. Burada tabii ki Ekrem Bey'in demiş olduğu gibi çocuklarımıza sevdirmek, çayı sevdirmek amacıyla başlayan, uzun yıllar evvel başlayan bir hikaye. Şu anda artık her yaş grubu, yani sadece çocuklar değil, yani tabii ki bu yaş grubu biliyorsunuz gençler olabilir, orta yaş olabilir, yaşlıların bile yani sevdiği bir lezzet değil mi? Aslında her yaşa hitap eden.
Ama ne kadar güzel. Önce bir çıkışı çocuklarla başlamış. Evet. Artık demek, biz, demek ki herkes içinde çocukluktan kalan, içine kalan bir ukde var. Yani bunun, değil mi? Bunun yaş sınırı yok. Yok, bizim evet. Almanya'da 85 yaşında bir amcamız vardır. Yani değil yaşlı mi? Alman. Gelir alır gider. Değil mi? Ne haftada güzel. Bir kere uğrar ne yani. Türkiye'de de olmasın, evet. Değil mi? Yani gelip içebilirler. Herkesin bence, evet. Bakın bunun bu yaşta ya da bu şekerliğim, aa işte sen yaşlısın, sen orta yaşlısın. Evet. Bunu ne içeceksin falan demek lazım. Aynen. İçinizde kalmasın sevgili evet. izleyenler. Farklı tatlar, farklı lezzetler. Tanımak, keşfetmek istiyorsanız, ağzınız biraz tatlansın istiyorsanız tabii ki her tada, her yaşa demeyeyim, her damak tadına ha. uygun lezzetler var burada. Siz yeter ki seçin. Burada güzel bir ekibimiz var. Tabii ki burada Ekrem Bey ile beraber çalışan kameranın arkasındaki gizli kahramanlarımız da var. Aynen. Onlar da burada sizi en güzel şekilde ağırlamak için bekliyorlar. Evet. Farklı bir lezzet. Baba Tı'yı biliyorsunuz dünyada, Avrupa'da çok konuşulan, çok tadılan ürünlerimizden bir. Türkiye'nin birçok noktasında var ama en iyisi, evet. İyileri nerede değil mi? Tabii ki. Evet. Önemli olan onu keşfetmek. Doğru yapmak evet, lazım değil evet. mi? Son olarak ekranları başında bizi izleyen, değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ekran bir alalım lütfen. Çünkü bizi biliyorsunuz hem Türkiye'den hem Avrupa'nın birçok ülkesinden evet. izliyorlar. Buyurun alalım. Bubble tea'yi ve diğer içecekleri güzel bir şekilde içmek için tadı. Yani bu gerçekten bizim kendi kendimize has yönlerde ürettiğimiz içecekler. Bazen bir buluş buluyoruz, aklımıza geliyor, diyoruz ki şu içeceği çıkaralım. Bir karıştırılması evet, bir şey çıkacak. Şunu çıkaralım, yapalım. Gerçekten yani bu yapılışı zaten buradaki bütün içeceklerin hepsi bizim elimizden geçmiştir. Evet. Kendi elimden geçmiştir. Hoşumuza gitmeyen şeyi zaten satmıyoruz. Çok şükür başarılıyız yani. Yurt dışında da bizi çok seviyorlar. Tabii burada sevgili izleyenler, fiyatlarını belirtmiyoruz ama evet. dönem dönem çok güzel açılışı özel olduğu ya da ne bileyim işte bu da herkesi sevdirebilmek amacıyla evet. dönem dönem kampanyalar da yapıyorlar. Evet. En azından bir her bütçeye mutlaka damak tadınıza uygun ürüne olacaktır. Önemli olan bu sıcak havalarda özellikle değil mi? Evet. Bizi serinletecek güzel ürünün olması evet. hepimize ayrı bir keyif veriyor ve bunu lezzetli yapan ellerden, marifet ellerden içtiğimiz zaman onun keyfine de doyulmuyor. Tabii böyle güler yüzü hizmette gördüğümüz evet. zaman içecekler daha da lezzetli oluyor. Aynen. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız çok için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim.